Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşetiyle karşınızdayız. Medya manşete başlamadan önce televizyonlarımıza da yansıdığı bir son dakika var. O son dakikayı biraz daha ayrıntılı sizlere iletmek istiyorum. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol mahallesinde Türk askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren bir genç var. Emrah Görür. 20 yaşında bir genç yaşamını yitirdi. Yine bu saldırıda Sayım Yılmaz ise ağır yaralandı. Yaralı Yılmaz'ı tedavi için Van Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırmışlar. Ama diğer taraftan görgü tanıkları Mezopotamya Ajansı'na konuşanlar Görür'ün asker kurşunu sonucu yaşamını yitirdiğini söylüyorlar. Tarlasını suladığı sırada Emrah Görür bu esnada hayvanlarını da otlatıyor. Görgü tanıklarının anlattığına göre önce atkıyla boğuluyor ve daha sonra silahla öldürülüyor. Bu konuda takipçisi olacağız. Bilginiz dahilinde olsun. Evet, bugün medya manşette de iki temel başlığımız olacak. Biri Olof Palme cinayetinin kapatılması sonrasında yaşanan tartışmaları, biraz da Türk basınının nasıl işleyip nasıl gördüğü, bu cinayetin pek kemal edilmesi için hangi çabalar içerisinde olduğunu o dönem İsveç'te Cumhuriyet muhabiri olan gazeteci Yavuz Baydar ile konuşacağız. Yine hemen ardından bu kez AKP'nin gençlik örgütünün koordine ettiği Twitter hesaplarının ya da işte bilinen adıyla troll hesapların, 7340 hesabın kapatılmasını da gazeteci arkadaşımız Mehmet Direvş ile konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Evet, ilk sırada haftanın manşetleri var. Arkadaşlarımız hafta içerisindeki gazetelerin manşetlerini sizin için derledi. Kürtçe yayınlanan Khoebun gazetesinin 25. sayısında HDP'ye dönük saldırılar ve Leyla Güven'le Musa Faresoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmelerinin ardından tutuklanmaları, Kürt olmanın farkı başlığıyla okura aktarıldı. Cumhuriyet gazetesi 7 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde son haftada giderek artan kadın cinayetlerini öne çıkardı. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesinin 7 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde Türk ordusuna mensup askerlerle onlara bağlı çete gruplarının Afrin'de kadınlara dönük gerçekleştirdiği işkence ve tecavüzlere ilişkin gelişmeler vardı. 7 Haziran günlüğü Yeni Yaşam gazetesi HDP'nin demokrasi yürüyüşünün ayrıntılarını manşetinde okuyucuya aktardı. Aylık Nevayajın gazetesi Haziran sayısında Kürtlerin mezarlarına dönük saldırıları öne çıkarırken, Çağın Öncülüğüne Soyunanlar başlığıyla PKK'nın kadın savaşçılarıyla kadrolarının yaşam öykülerini okuyucuya aktardı. Nevayajın de kadın kimliği ve politik özne olma ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Evrensel gazetesi 8 Haziran günlüğü nüshasının manşetini ırkçılık karşıtı gösterilere ayırdı. Gazete hafta sonunda dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşen gösterileri tarihi dayanışma başlığıyla okuyuculara duyurdu. Yeni Özgür Politika gazetesinin manşetinde de dünyadaki ırkçılık karşıtı gösteriler vardı. Manşetini İngilizce atan gazete, "Adalet yoksa barış da yok" dedi. Yeni Yaşam gazetesi 8 Haziran günlüğü nüshasının manşetini HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'la yapılan özel söyleşiye ayırdı. Sancar gazeteye HDP'yi ileriye taşımak için yapacaklarını anlattı. Yeni Özgür Politika gazetesi 9 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde Türk devletinin medya savunma alanlarına düzenlediği hava saldırısında şehit düşen PKK Merkez Komite üyesi Kasım Engin vardı. Gazete Engin'in yaşamını ve mücadele çizgisini "Kürdistan kadar Engin'di" sözleriyle okuyucuya duyurdu. Yeni Yaşam gazetesi 9 Haziran günlüğü manşetinde daha önce HDP'nin başlattığı "Demokrasi için Hep Birlikte" kampanyasının ardından bu kez kadınların başlattığı "Kadınlar Her Yerde" kampanyasını okuyucuya duyurdu. Haftalık Atılım gazetesinin 431. sayısının sür manşetinde HDP Kadın Meclisi'nin "Kadın Mücadelesi Her Yerde" kampanyası yer alırken, manşetinde de HDP'nin demokrasi yürüyüşü "Edirne'den Hakkari'ye faşizme karşı biz varız" sözleriyle okura duyuruldu.
Cumhuriyet Gazetesi 10 Haziran günü AKP-MHP iktidarının Türkiye İstatistik Kurumu üzerinden oynadığı istatistik oyunlarını ve kurumun sık sık müdür değiştirmesini TÜİK kaosu başlığıyla öne çıkardı. 10 Haziran günü nüshasında sendika ve odaların iktidara dönük tepkisini manşetinden gören gazete, bu kurumların baskıyı bırak sorunları çöz çağrısına yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi HDP'nin demokrasi yürüyüşünü 10 Haziran günü manşetinden gördü. Gazeteye HDP eş genel başkanının HDP üzerinden provokasyon yaratmak isteyenlere dönük sözlerine de haberinde yer verdi. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesi 10 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde korona tedbirlerinin Kuzey ve Doğu Suriye'de 10 gün daha uzatıldığına dönük özerk yönetimin açıklamasına yer verdi. Yeni Yaşam gazetesi 10 Haziran günü HDP'nin demokrasi yürüyüşüne dönük AKP'nin açıklamalarına yanıt veren partinin eş genel başkanı Mithat Sancar'ın "Gücümüz halkımızdır" sözlerini öne çıkardı. Bir Gün gazetesi 11 Haziran günü İstanbul Söğütlü Çeşme'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arazisine yapılması düşünülen AVM'ye ilişkin şaibeleri yazdı. Gazete ihaleyi alan Fıratcan adlı şirketin yönetiminde AKP'li isimlerin olduğunu, bunlardan birinin Devlet Denetleme Kurulu üyesinin oğlu Sefa Özçelik, diğerinin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısının kardeşi Celal Demirtaş olduğunu duyurdu. Yeni Yaşam gazetesi 11 Haziran günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun türlü ayak oyunlarıyla kağıt üzerinde düşürdüğü işsizliği virüs işe yaramış başlığıyla okuyucusuna duyurdu. Bir kısmı Ermenice yayınlanan haftalık Agos gazetesinin 12 Haziran tarihli nüshasında Ermeni okullarının bazılarının kapatılmak istenmesine ilişkin tartışmalara yer verildi. Gazete haberinde pandemi kıskacına alınan okulların bu kez ekonomik gerekçelerle birleştirilmek ve böylece bazılarının kapatılmak istendiğini yazdı. Bir Gün gazetesi 12 Haziran günlüğü nüshasında ülkenin tüm kaynaklarını talan eden iktidarın yeni talan planlarını sıra öğretmen lojmanına emekçinin kıdemine geldiği başlığıyla öne çıkardı. Yeni Özgür Politika gazetesi 12 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde Olof Palme cinayetine ilişkin İsveç makamlarının açıklamaları sonrasında yaşanan tartışmalara yer verdi. Gazete geçmişte Kürtlerin suçlanmasına ilişkin yaşanan tartışmaları hatırlatarak İsveç Kürtlerden özür dilesin dedi. Yeni Yaşam gazetesi 12 Haziran günü bekçilere geniş yetkiler veren yasal değişiklikleri AKP tipi ordu sözleriyle gördü. Yeni Yaşam gazetesinin 13 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde ise 6. kez tutuklanan 70 yaşındaki Şafi Hayme'ye ilişkin haber vardı. Gazete, Kürt'ün direnişçisi olarak tanımladığı Hayme'nin tüm tutuklanmalarının hukuktan yoksun ve komplo ürünü olduğuna dikkat çekti. 70 yaşında 6. kez tutuklanan Şafii Hayme, 13 Haziran günü Yeni Özgür Politika gazetesinin de manşetindeydi. Gazetenin manşetindeki bir diğer haberde barış annesi Şirin Demir'di. Gazete, bir barış annesinin daha çocuklarının faali bulunmadan hayata veda ettiğini yazdı. Olof Palme cinayetini konuşacağız dedik. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı bir haber var. Özellikle basının rolüyle ilgili. Daha sonra konuğumuz Yavuz Baydar'la bu konuyu konuşacağız. İsveç'in sosyal demokrat lideri Olof Palme, 28 Şubat 1986'da gece yarısına doğru başkent Stockholm'da bir caddede karanlık bir cinayete kurban gitmişti. Palme'nin katili 34 yıl boyunca bulunamadı. İsveç Başsavcısı baş şüpheli öldü diyerek dosyayı kapattığını duyurdu. Cinayet nedeniyle PKK suçlanmış, katilin Kürt olduğu ileri sürülmüştü. 1986 yılından bu yana Olof Palme cinayetini araştıran gazeteci Lars Borgnas, Palme'yi devlete yönelik bir tehdit olarak gören İsveç güvenlik polisi SAPO veya içindeki bir grubun öldürdüğünü söyledi. Bu karanlık yapının suçu önce PKK'ye, daha sonra ise alkol bağımlısı Christer Patterson adlı bir sabıkalının üzerine yıkmaya çalışarak gerçekleri gizlemeye çalıştığını belirtti. Bu cinayetin önemli ayaklarından biri de basın. Özellikle Türk basını bu cinayetin PKK'ya mal edilmesi için olmadık yalanlara başvurdu. Sahte katiller üretti, sahte haberler yazdı, İsveç polisi yazılanları ihbar kabul edip Kürt kurumlarına ve Kürtlerin evlerine baskınlar düzenledi, Kürtlere dönük baskıyı arttırdı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan daha o zaman yaptığı değerlendirmede
yaşananların PKK'ya dönük ilk uluslararası komplo olduğunu söylemişti. Eskimiş gibi gözükse de bence güncelini hiç yitirmeyen bir konu. Evet. Palme cinayetidir. Neden 96 komplosu dersen ABD'nin çıkarları ve o gün Palme ölmeden önce, öldürülmeden önce birkaç şey söyledi. Beni neden PKK ile karşı karşıya getirmek istiyorlar? Neden ben PKK'nin üzerine gideyim? Şimdi kimse bu sözleri incelemedi. Bir Gladio operasyonu olduğu artık daha net görülen cinayet kapatıldı. Ancak Kürtlere atılan çamur hala yerinde duruyor. Bu sürede akıllarda kalanlardan biri de Türk Devleti'nin Kürtlere atılan çamur için harcadığı çabalar. Olof Palme cinayetinin Kürtlere yıkılması çabasında Türk Devleti'nin elindeki en büyük silahın basın olduğunu unutmamak gerek. Evet, Olof Palme cinayetini konuşacağız. Yavuz Baydar Skype'ye hattımızda. Sayın Baydar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Fehim. Ben biliyorum yoldasınız, sizi yoldan da ettik ama siz o dönem Cumhuriyet'in İsveç muhabiriydiniz ve bazı şeyleri de yakından takip ettiniz. Ahval'de de konuştuklarınızı dinledik. Ama hala devam eden o rolü size sormak istiyorum. Bir cinayet işleniyor, hemen ardından PKK suçlanıyor ve devreye o zaman Türk basını giriyor. Türkiye'nin önde gelen gazeteleri oraya muhabirler mi ya da muhabir kisvesine bürünmüş MİT elemanları mı? Ama onun üzerinden peş peşe haberler yapıyorlar. O dönemki tanıklıklarınızı bize hatırlatsanız, bir de bugünle kıyaslamanızı isteyeceğim tabii. Çünkü hala o rol devam ediyor. Evet Beyim, o zamanlar 85-86 PKK'nin çıkışı, 84 eylemi arkasından PKK'nin özellikle İsveç'te, İskandinavya'da teveccüh görmesi, işte kök salması diyelim, örgütlenmesi söz konusuydu ve dikkatler İsveç üzerindeydi özellikle. Çok sayıda Kürt 12 Eylül rejiminden kaçarak Almanya, Danimarka ve İsveç'e sığınmıştı, hatırlayacaksın. Orada çok fazla muhabir yoktu o günlerde. Yani ben 84'te başlamıştım Cumhuriyet İskandinavya temsilciliğine. İlk tez yazılı basına orada girmiştim. Genç sayılacak bir muhabirdim. Başka da pek öyle Hürriyet dışında başka Milliyet'te de bir muhabir vardı. Arada sırada parça iş yapan. Pek böyle takip eden olayları bir basın yoktu diyebiliriz. Fakat Palme olayı patlayınca biraz bu ilgi bizim verdiğimiz haberler üzerinden, o gece ben işte cinayet mahalline gitmiştim, apar topar uyandırılmıştım bir arkadaşım tarafından. Cumhuriyet Haber Merkezi'nden de telefonlar gelmişti. Onun arkasında birkaç gün şaşkınlık yaşandı İsveç'te. Hakikaten toparlanamadılar bir türlü ve hakim olamadılar duruma. Apar topar bir cinayet soruşturma komisyonu oluşturuldu ama hiçbir veriye, hiçbir bulguya, hiçbir kanıta doğru dürüst ulaşılamadığı anlaşıldı. Tam bir şaşkınlık hakimdi. Haberleri bir sürekli olarak akıtmaya devam ediyorduk ama bulgu olmaması, şaşkınlık, organize olamamaları nedeniyle İsveç Emniyeti'nin doğru dürüst spekülasyonlar birdenbire havalarda uçuşmaya başladı. Derken ilgi tabii büyüdü. Olof Palme gibi bir şahsiyetin öldürülmesi tabii Türkiye'de de ilgi gördü. Ardından Hürriyet, Milliyet hatırladığım kadarıyla birkaç gazete daha belki muhabir gönderdiler Türkiye'den. Bu muhabirler özellikle Hürriyet burada başı çekmiştir, onu söyleyeyim. Yani bu meselenin Kürtlere ve işte cinayetin Kürtlerin üzerine yığılması işinde. Yabancı dil de bilmiyorlardı açıkçası. Orada İsveççeyi bilen, İngilizceyi bilen ben vardım, bir muhabir daha vardı. O da işte şeye galiba Almanya Radyosu'na iş yapıyordu. Onun dışında olaya da hakim olamadılar ama derken birdenbire Hürriyet'te bir haber patladı. İşte haber aslında bir şimdiki tabiriyle bir sahte haberdi. İşte bir Kürtler bu cinayeti işledi şeklinde. Detay yok, hiçbir şey yok, veri yok, zemin yok haberin içerisinde. Hatta bunu o zamanın haber müdürü olan Cumhuriyet Haber Müdürü'ydü, Yalçın Bayer'le tartıştığımızı hatırlıyorum. Çünkü Yalçın Bayer telaşlı, çok hayatı gazetecilikte geçen birisi olduğu için işte oğlum böyle şeyler oluyor orada, ne oluyor falan dedim ki hiçbir şey yok.
Çünkü biz gün gün izliyoruz basın toplantılarını. Kaynaklarımız var emniyet içerisinde, İsveç gizli servisi içerisinde. Elde şu ya da budur dedirtecek herhangi bir bilgi yok. Biz en doğrusunu veriyoruz. Sakinleşti, rahatladı Yalçın ben Bayar. Ben araya giriyorum ama sonuçta dedi vesaire. Dediklerinizden anlaşılan şu. Yani orada aslında basın üzerinden bir yönlendirme yapıldı. Bu da Türk Devlet Aklı'nın basın aracılığıyla yaptığı bir şey. Yani daha sonralarda bunu çok kez gördük ama özellikle o noktayı da değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani Türk basını bilerek mi bunu PKK'ya yıkmaya dönük bir çaba içerisine girdi, yoksa bir organizasyonun bir parçası mı oldu? O günlerde baktığımda da öyle görünüyordu manzara. Şimdi seninle konuşurken de aynı şekilde öyle görünüyor. Çünkü dediğim gibi arka planını verdim. Yani birdenbire gelişmiş ve yükselmekte olan bir Kürt hareketi söz konusu. Evet. PKK söz konusu. Bunun Avrupa içerisindeki örgütlenmesinin de ki sürat ve söylemin gücü söz konusu Kürt kesimine yönelik olarak. Dolayısıyla o zamanki rejimin sene 85-86 Turgut Özal o sırada 83 seçimlerinden arkasından gelmiş iktidara ama iktidara hakim değil. Ve bir de tabii bir Kürt olgusu, bir PKK olgusu çıkmış, bir fenomen olarak ortaya çıkmış durumda. Şimdi bütün bunların bir araya getirdiğimiz vakit standart diyebileceğimiz bir devlet operasyonu parçası olan Hürriyet gazetesi, her zaman öyleydi biliyor bunu pek çok kişi, bir devreye girmiş oldu. Yani burada ısrarla bu haberciliğin yapılması, sürekli olarak PKK üzerine odaklanması bu haberciliğin bir şey söylüyor bize. Söylediği de bu. Yani ısrarla bir cinayetin PKK'nın üzerine yıkılması, Kürtlerin üzerine yıkılması. İsmet Çelepli'ydi galiba oradaki özellikle işaret edilen kişi. Mülteciydi İsmet Çelepli. Evet. Ve birkaç kişi daha onun etrafında. Onlar işte içeri alındılar. Daha sonra serbest bırakıldılar. İsveç basınından da bir kesim bu spekülasyon üzerinde durmadı değil, durdu. Ama onlar çok daha temkinli durdular, isim vermediler. Bu dediler iddiadır vesairedir dediler. Ama bu Türkiye basınının merkez dediğimiz kesimi çullandı adeta bunun üzerine ve bu sakızı epey bir süre çiğnediler. Daha sonra tabii olay başka bir yöne doğru evrildi. İşte adi suçlardan sabıkalı Christer Peterson adlı tek bir kişi birdenbire ortaya çıktı. O gözaltına alındı, tutuklandı derken birdenbire burada bir İsveç bağı PKK bağı olmadığı, Kürt bağı olmadığı anlaşıldı. Birkaç yıl sonrasından söz ediyorum. Yani 87, 88, 89. Ama aslında o rüzgarın geçmesi vakit aldı. O noktaya da gazeteciler getirdi. Yani İsveçli gazeteciler aslında PKK ile ilgili bağın bir uydurma olduğunu uzun dönem ortaya çıkan araştırmalarından yazdılar. Yani Türk basını öyle yaptı ama diğer basın da bunu kendi çerçevesinde düzeltmeye kalktı. Ne dersiniz? Şöyle söyleyelim. Burada başı çeken elbette Hürriyet gazetesiydi ama daha sonra görevden alınan ve aslında beceriksiz bir emniyet soruşturma müdürü olan, emniyet müdürü olan Hans Holmer de bu bağlantıyı dillendirmedi değil, dillendirdi. Ama sürekli olarak ısrarla sorulan sorular karşısında sürekli olarak bunlar sadece üzerinde durduğumuz bir senaryodur mealinde açıklamalar yaptı. Ama dillendirmedi değil, böyle bir şüphe var dedi, demedi değil. Ama dediğim gibi bunu Türkiye basını öyle bir şekilde ördü ki Hürriyet'in ününü çektiği, sanki bir cinayet belli olmuş, cinayet failleri belli olmuş ve tamam iş bitmiş, mesele kapanmış, artık bundan sonrası o Kürtlerin yargılanmasıdır demeye getiren bir yayıncılık yaptı. Bir müddet sonra da Hans Holmer dediğim emniyet müdürü bu görevi bir şekilde bıraktı, yerini başkası aldı ve dolayısıyla o dosya o haliyle kapatılmış oldu. Peki son bir soru. Bu cinayetle ilgili Kürtlere dönük ciddi karalamalar yapıldı. İsveç'in özür dilemesi bekleniyor. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
Çok gecikmiş de olsa aslında olabilir. Yani belki de bunu yaparlar. Çünkü orada mağdur olan birkaç kişi oldu. Yani şimdiki son, varılan sonuç itibariyle baktığımızda evet. Hakikaten aslında ellerinden özgürlüğü alınmış, bir müddet gözaltında tutulmuş birkaç Kürt'ten söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir özür söz konusu olabilir. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, yani ilaveten Fehim. Haber demin geçilirken burada bir gladio işi olduğu kesin filan gibi ifadeler kullanılıyor. Ben bu işi çok iyi takip eden birisi olarak söyleyeyim. Gladio parmağı olduğunu gösteren bu en son savcılık açıklamasında herhangi bir veri, herhangi bir bulgu, herhangi bir işaret dahi yok. Bu tek bir kişinin dikkat çekmek için işlemiş olduğu bir cinayet de olabilir. O Stig Engström isimli kişinin. Tamam, dolayısıyla burada da madem işimiz... dikkatli ve temkinli ve doğrucu gazetecilik, buna da dikkat etmemiz lazım. Kimin olmadığını biliyoruz burada. Yani en azından burada PKK bağlantılı, Kürt bağlantılı bir parça olmadığını biliyoruz. Bunu biliyoruz ama Gladio vardır, bunu Gladio bağlantılı bir şey, bir çete, birisi işlemiştir diyecek elimizde hiçbir veri yok. Dolayısıyla bir spekülasyondan başka bir spekülasyona sürüklenmeyelim, dikkatli gazetecilik yapalım. Peki. Teşekkürler. Zaman ayırdınız. Yoldan ettik sizi. Teşekkürler. Estağfurullah. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, bu kez haftanın köşe yazılarını arttırdık. Sürelerini de kısalttık. Hep dediğimiz gibi köşe yazılarını ilgili yerlerden okuyun ama dikkat çeken bölümlerde sizinle paylaşacağız. İlk köşe yazımız Bir Gün Gazetesi'nden İlhan Cihaner yazmış. Aslında sokak siyasetini bir şekliyle irdelemiş. Kendi partisinin, CHP'nin sokak siyasetine dönük eleştirileri de var. Şimdilerde de iktidarın bize kurduğu sokak tuzağına düşmeyeceğimizi, bu süreçte sokak siyasetinden uzak durmanın nasıl parlak bir siyaset fikri olduğunu anlatıyoruz. Oysa sokak siyaseti kurumsal mekanizmalara uzak yurttaşların politik sürece müdahale olanağı sağlayarak siyasetin alanını genişletir. Medyanın boğulduğu bir ortamda gönüllü olarak bu alandan çekilmek objektif olarak rejimi yeniden üretir. Anayasal haklarını kullanmak isteyenleri iktidarın şiddeti karşısında yalnızlaştırır ve kriminalleştirir. Kaybedilen mevzilerin geri alınmasının maliyetini arttırır. Sol siyaset sokakta gençlerin, kadınların, yoksulların, göçmenlerin, ezilenlerin sesini duyarak kurulmayacaksa nerede, nasıl kurulacak? Sol belki de her şeyden çok umut, cesaret ve eylemliliktir. Gerekçe korkuysa ayıp, bilinçli siyasi taktikse ölümcül bir hatadır. Yusuf Erkel'i bilirsiniz, Soma'da madenciyi tekmelemişti. Özür dilediği ve affedilmesi gerektiğini söyleyenler oldu. Ümit Kıvanç gazete duvarda zalimlik, şuursuzluk ve affetme başlığıyla bunu yazmış. Yusuf Yerkel'in özrünü ve affedilme talebini. Temelde yatanları ne kadar kazırsam kazıyayım, ortaya fırlayıp polislerin arasında yerdeki adama öylesine hınçla tekmeler atmayı tatminkar düzeyde izah edemiyorum. Belirsizliği sanık lehine sayabilirdim. Bir anlık öfke masalına da pekala inanabilirdim. Ancak olayı taammüden sınıfına sokan başka bir ayrıntı var ki, şimdi affediverelimcilerin bunun hesabını vermesi şart. Yerdeki protestocuya tekmeler atan parlak ayakkabılı, takım elbiseli muktedir çırağı, bu vahim eyleminin üzerine gidip doktordan rapor aldı, ayağım incindi diye. Affediverelimcilerin göremediği, kendisinin de önemsizleştirmeye, yok saydırmaya çalıştığı ayrıntı, genç Yusuf Bey'i Ali İsmail'i öldüren polisle tıpatıp aynı konuma getirdiği insanlığını koruyabilen insanların gözünde halbuki. Birileri yeniden HDP'nin kapatılmasını tartışıyor. Gazete Duvar'dan Ahmet Murat Aytaç, parti yasakları genişlerken daralan siyaset üzerine yazmış. Bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kapatılan partiler siyasi hayatın kapanmayan yaraları olarak kanamaya devam ediyorlar. Özellikle Türkiye sağı bu yaralardan beslenerek meşruiyet iddiasını güçlendirmekte ve siyasetini derinleştirmektedir. Bu bağlamda tartışmayı sadece parti kapatma kararlarına indirgemek, tıpkı darbe tartışmasında yapıldığı gibi siyasal özgürlüklerin kullanımı üzerindeki baskıyı sadece milliyetçi, mukaddesatçı kesimin deneyimi üzerinden okumak anlamına gelir.
Bugün siyasal hakların kullanımını belirleyen alandaki daralmayı tam olarak anlamak istiyorsak, parti yasakları kavramına daha geniş bir anlam yüklememiz en doğru davranış olur. HDP'nin kapatılması tartışmaları Evrensel Gazetesi'nden Ender İmre'nin de gündemindeydi. O da Kürt sorunu ve HDP kapatılsın kampanyasını yazdı. Bugün AKP ve MHP koalisyonu onun yanında saf tutan sağdan, soldan, milliyetçi, muhafazakar tüm parti ve çevrelerle birlikte onun karşısında olanların da bir bölümü geçmişte Kürtlere uygulananı doğru buldukları gibi bunun bugün de sürdürülmesini savunmakta, inkar ve imha politikasında ısrar etmektedirler. Ancak bu bir yol değil. Yüzyıllık cumhuriyette hala milyonlarca Kürt tüm haklarından yoksun olarak yaşıyorsa bunun daha fazla sürdüremeyeceğinizi görmeniz gerek. Kürt halkı demokratik bir ülkede yaşamak istiyor. Kürt halkının büyük oranda desteğini almış olan HDP de Kürt sorununun eşit hakları dayalı çözümünü, barışın kazanılmasını istiyor. Bu haftanın dikkat çeken olgularından biri de Twitter'ın AKP'li hesapları, AKP'nin troll hesaplarını kapatmasıydı. Tüm medyayı kontrol altına alan AKP, Twitter'ı da kontrol altına almaya dönük bir çaba içerisine girmişti. Ancak Twitter, Mayıs ayı itibariyle o hesaplardan 7340'ını kapattı. Bu konuyla ilgili kısa bir haberimiz var. Hemen ardından sosyal medyayı da iyi kullanan gazeteci arkadaşımız Mehmet Direviş'le bu konuyu konuşacağız. Twitter, AKP'nin troll hesaplarından 7340'ının kapatıldığını duyurdu. Mayıs 2020 itibariyle Türkiye'de hükümetle ilişkisi olduğu belirtilen hesapların 5 GB'lık tweet arşivi ile 821 GB'lık medya arşivi de kamuya açıklandı. Raporunda ilk defa böyle bir ifşanın gerçekleştiğini duyuran Twitter, tespit edilen hesaplarla bu hesapların tüm tweetlerinin platformdan kaldırıldığını ifade etti. Twitter'ın yayınladığı raporun teknik incelemelerinden bahsi geçen hesapların AKP gençlik kollarıyla bağlantılı olduğu görülüyor. Söz konusu hesaplar bilgi yaymak için sahte hesapların yanı sıra bilgisayar korsanlığı gibi yollarla ele geçirilmiş birçok çalıntı hesap da kullanıyor. Toplam 37 milyon paylaşımı yapan hesapların Erdoğan dahil AKP'li hesaplarla etkileşimi de raporda yer alıyor. Buna göre AKP'nin troll hesapları Erdoğan'la da toplam 1.7 milyon kez iletişime geçmiş. Troll hesaplar paylaşımlarda AKP'yi överken başta Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefete ise sıkça saldırıyor. Raporda A'daki hesapların düzenli olarak etkileşim kurdukları kullanıcılar arasında Erdoğan'ın yanı sıra AKP'nin resmi Twitter hesabı, damat Berat Albayrak ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de var. Evet, Mehmet Direş Skype hattımızda. Mehmet merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk yayına. Sen de yakından takip ediyorsun aslında AKP'nin troll hesaplarının da en fazla saldırısına uğrayan gazeteci arkadaşlarımızdan birisin. Ne oldu Twitter birden bu kadar hesabı kapattı ve bu belki Twitter tarihinde ilk defa böyle ayrıntılı bir raporla kamuoyuna sunuldu. Çünkü kapatılan hesapların paylaşımları, fotoları, arşivleriyle birlikte neredeyse 1 terabayta yakın bir arşivle birlikte kamuoyuna açıklandı. Ya aslında troll demek, başlangıçta şunu söyleyeyim, troll demek AKP İletişim Merkezi demek. Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi demektir. Eskiden İstanbul'dan yönetiliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'deyken büyük bir iletişim merkezi adı altında bir troll merkezi vardı. Yaklaşık 1000 kişi çalışıyordu ve bu çalışan 1000 kişinin hemen hemen hepsinin maaşı AKP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP kaybedince aslında büyük bir darbe o zaman yedi bu troller, troll çeteleri. O günden sonra yeni bir yapılanmaya girdiler. Bu yapılanmalarda iki şekilde oldu. Bir AKP medya izleme merkeziydi. Bir de Cumhurbaşkanı iletişim merkezi. İki taraftan yönlendiriliyorlar.
Aslında bunların iki başkanları söz konusu. İstanbul merkezli, AKP merkezli olanların Mahir Önal'dır. AKP medya tanıtım işleri genel başkan yardımcısı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nda ise Hayrettin Altun tarafından yönetiyor. Bunlar ikisi de baş trollerdir. Yani aslında troll yoktur. Direkt troll denilenler AKP'nin ve Erdoğan'ın iletişim merkezi adı altında yaptığı çalışmalardır. Neden böyle yapılıyor? Aslında bunlar daha Twitter açılmadan belki de Facebook açılmadan aslında bunlar taban atılmıştı. Ta 2007'den bu yana bu çalışmalar aktif. Aslında temel nedenlerden bir tanesini şunu söyleyebiliriz. AKP hem medyayı hem de dijital medyayı, sosyal medyanın kıymetini, değerini en hızlı fark eden siyasi akım olduğunu söyleyebiliriz. İlk baştan dikkat edin Türkiye'de yöneldiği alan hangisiydi? Basını, medyayı kontrol altına almaktı. Birçok değil, paralı birçok basın kuruluşunu Türkiye'de aldı, paralarla satın aldı. Daha sonra işte Twitter, Facebook ve benzerleri aracılığıyla da dezenformasyon yapıyor. Aslında bunlara baktığımız zaman ortak noktalar var. Ortak noktalar nelerdir? Bir hedef aldığı kesim. Hedef aldığı kesimlerin başında HDP geliyor, Kürt Özgürlük Hareketi geliyor, ardından da işte CHP geliyor. Şimdi bunların bir de şöyle bir özellikleri var. Birçoğunun farklı sahte hesaplar kullanıyorlar. Örneğin siyasi akımlardan tanılan insanların isimlerini veya resimlerini profillerinde kullanıyorlar. Örneğin örnek olarak verecek olursak aynı kişi hem Kazi Muhammed, hem Musa Anter, hem Nazım Hikmet, hem Mustafa Kemal, Mehmet Akif Ersoy profil resimlerinden hesap açıyor. Aynı kompütörde kullanıyor. Hem Kürt olabiliyor, hem Kemalist olabiliyor, hem komünist olabiliyor, hem faşist olabiliyor. Yani tüm şeyler barındırıyor. Bazen öyle bir oluyor. Bazen bakıyoruz ki Kazi Muhammed profil resmiyle saldırıyor. Bakıyoruz aynı tweet bu sefer. Peki Mehmet şöyle Akif bir şey araya girip sorayım. Şimdi dediğiniz dikkat çekici. Aynı IP üzerinden, aynı bilgisayar üzerinden hem AKP'li hem HDP'li hem Kürt yurtseveri olabiliyor dedin. Şimdi Twitter bunu tespit edince mi bu dezinformasyonu engellemek için hem kapatmakla yetinmedi, aynı zamanda da ifşa etti. Bu ifşa etme çünkü AKP'de ciddi de tepki çekmiş. Yani Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, siz de bu işin başındakilerden biridir dediniz. O mesela yaptığı açıklamada Twitter'a dönük çok sert şeyler söyledi. Gerçi hala Twitter hesabını kapatmamış protesto için ama buna rağmen Twitter üzerinden Twitter'a vurmaya devam ediyor. Mesela şu, 10 Haziran'da yeni bir merkez kuruldu. Bu merkez AKP'nin medya iletişim merkezi, medya takip merkezi yeni bir formüle dönüştürüldü. Bu da AKP dijital medya merkezine dönüştü. Şimdi burada 1000'den fazla kişi çalışıyor ve aynı 1000 kişi, normalde 1000 kişi çalışıyorlar ama 10.000 kişi. Çünkü her birinin farklı farklı hesapları oldu. Farklı kimliklerle, farklı hesaplarla olduğu için 10.000 hesaba Evet, Mehmet dondu. Arkadaşlar tekrar bir ilgilensinler, aslında önemli bir noktaya gelmiştik. Onu belki tekrar yeniden yayına alabiliriz. AKP'nin troll hesaplarının kapatılmasına dönük Twitter bir ilk yapmıştı. Bunu tartışıyorduk. Yaptığı ilk de şu. Hesapları kapatmakla yetinmedi. Hesapları bir de ifşa etti. Bu AKP tarafından ciddi bir tepki de çekmiş durumda. O ifşa edilen hesapların içerisinde tümü AKP'nin gençlik koordinasyonu tarafından yönetildiğine dair de bilgiler vardı. Bu konuyla ilgili gazeteci arkadaşımız Mehmet Drevş'le olayın ayrıntılarına ilişkin onun da incelemeleri vardı. O da bu konuyla ilgili çalışan gazeteci arkadaşlarımızdan biriydi. Eğer Mehmet'e ulaşamıyorsak, Mehmet arkadaşa ulaşamıyorsak
Evet, biz köşe yazılarımızla devam edelim. Haftanın köşe yazıları içerisinde bir köşemiz Meral Çiçek, Yeni Özgür Politika'da, Politika Gazetesi'nde Meleğin Ellerini yazmıştı. Onu birlikte bakalım. Akabinde Mehmet'e ulaşırsak yine konuşmaya devam ederiz. Afrin Serikaniye Grespi. Bunlar YPG-YPJ güçleri öncülüğünde büyük bedellerle Türk devleti destekli çetelerden kurtarılmış, savunulmuş, üzerinde demokratik, çoğulcu, çok kültürlü, kadın özgürlükçü alternatif sistem inşa edilmişti. Şimdi buralarda tekçi, İslamcı, Kürt karşıtı, kadın düşmanı, faşizan bir rejim sürüyor. Kürtlere dair ne varsa siliniyor, Türklükle alakası olmayan bu topraklar Türkleştiriliyor. DAEŞ yapınca herkes çığlık attı. TC'nin kurduğu, yönlendirdiği Sultan Murat Tümeni gibi paralı katilleri ve tecavüzcüleri yapınca susuyorlar. Görmezden geliyorlar, hatta maddi destek sunuyorlar. Evet, Direviş arkadaşımız tekrar Skype'ye attığımızda. Merhaba, tekrar hoş geldin. Kaldığın yerden devam et. Çok zamanımızı verimli kullanalım. Buyurun. AKP Dijital Merkezi oluşturuldu. Mahir Önal açılışını yaptı. Aslında Erdoğan yapacaktı ama sanırım Merkel'le bir görüşme söz konusu oldu. Bu Almanya'nın turizm uyarısını engellemeye yönelik, o ikna etmeye yönelik öylesi bir görüşme olunca Erdoğan'ın gitme meselesi iptal edildi. Mahir Önal tarafından açıldı. Yani şimdi bir odada, bir ofiste 10 bin tane hesap. Yani 10 bin tane farklı hesaptan HDP'ye saldırılıyor, HDP'ye saldırılıyor, CHP'ye saldırılıyor. Şimdi bu oldukça dikkat çekici bir şeydi ve bu tam açıldığının ikinci günü Twitter böyle bir şey yaptı. Aslında Twitter şimdiye kadar böyle bir şey yapmıyordu. Yapmamasının nedeni işte Türkiye ile ilişkileriydi. Bu daha önce çok kez oldu. Örneğin 26 Mart'ta Belçika'da direkt ben kendim bir rapor hazırladım. Bu Twitter'ın durumuyla ilgili Belçika Gazeteciler Birliği'ne teslim ettim. Sürekli hesabım kapatıldı, saldırıya uğradığım için. Belçika Gazeteciler Birliği direkt Twitter'ın Belçika Genel Müdürü'yle görüştüler. Yani anlattıklarında dediler ki şok içerisinde nasıl böyle bir şey olabiliyor? Örneğin öylesi bir Twitter'ın Belçika'daki genel müdürü olabilir mi böyle bir şey söyleyebiliyordu. Şimdi birçok kişi böyle başvuru yaptı. Son dönemde çok aşırı derecede hesaplar kapatıldı. Yani özellikle bu son iki ayda AKP'nin daha önce yapmış olduğu işte ev örgütleme çalışmaları yapmayı bir tarafa bırakıp tamamen Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden böylesi çalışmaları yaptırdı. Çok fazla hesaplar kapattı. Örneğin işte üç tane TT merkezi diyebileceğim Pelikanlar var. Son dönemlerde Ebabil Hareketi adlı bir şeyler. Bunlar eskiden Twitter üzerinde örgütleniyorlardı. Son dönemde Twitter fark ettiği için Twitter üzerinden değil Facebook, WhatsApp ve Telegram üzerinde son 2-3 haftadır Telegram üzerinde yoklaşıyor. Telegram üzerinden hesapları hedef alıp hesapları kapatıyorlar. Hesapları yani eğer gerçek isimden oluşmuş resim yoksa kapatmak çok çok rahat olabilir. Her gün yüzlerce hesap kapatabiliyorlar. Şimdi Twitter bunu biraz fark etti. Bir de işte bu Trump seçildiği dönemde Rusya tarafından kurandığı iddiaları söz konusuydu. Şu anda biraz da onu engellemeye yönelik işte hem Amerika'da saldırılar var. Dünyanın birçok tarafında Twitter'e yönelik de işte Twitter kullanılıyor. Twitter siyasi aracı oluyor saldırılara, dezenformasyona neden oluyor diye. Bu nedenle Twitter'ın son dönemlerde böyle biraz daha kuruluş amacına, kuruluşluğuna dönme çareleri var. Umarım böyle devam eder. Peki Mehmet, Twitter bu üç ülkeyle ilgili Rusya, Çin ve Türkiye ile ilgili bu adımı attı ama sanırım aynı zamanda bu ülkelere de ayar vermeye çalışıyor. Çünkü bu ülkeler aynı zamanda Twitter'ı en fazla tehdit eden ülkeler. Zaman ayırdın, yayınımıza katıldın. Buyur. Mehmet abi, şimdi şöyle sen Hayrettin Altun aslında şöyle bir şey. Hepsini bu trollerin özel ortak özelliklerinden bir tanesi. Mesela çoğu Erdoğan'ı çok övüyor. Erdoğan'ın resmini kullanıyor ve Erdoğan'ın resmiyle mesela Kürtlere saldırıyorlar. Mesela dün akşam Başak Demirtaş'a
saldırı söz konusuydu. Başak Demirtaş'a ahlaksızca saldıran mesela Twitter hesabını kapattırdı. Ancak Türkiye'de mesela sessiz de az önce işte gözaltı kararı çıktığını, ancak şöyle bir iddia da var. Gözaltı kararının Başak Demirtaş'a saldırından dolayı değil, Erdoğan'ın resmini kullandığı ve Erdoğan'a hakaret çerçevesinde aldığı iddiaları var. Yani böyle bir şey varsa bu tamamen standart. Yani düşünebiliyor musunuz? Ahlaksız da saldırıyorlar, ahlaksız da saldırmadan göz yumuyorlar. Zaten bunların saldırması temel nedeni de Erdoğan'dan ve AKP'den destek aldığı için saldırıyorlar. Yani bu yönlü halkımız Twitter kullananların Twitter'e bu tür hesapları bildirirlerse ben de daha sonuç alıcı olabilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Özellikle Başak Demirtaş'a dönük saldırıyı da hatırlattığın için. Ama sonuç itibariyle o platform üzerinde hakiki, doğru, sağlıklı bilgiler de paylaşmak gerekir. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Köşe yazılarımızla devam ediyoruz. Son 3 köşe yazımız var. Bunlardan biri Yusuf Gürsücü Yeni Yaşam gazetesinde Bursa Kirazlıyayla ve Diyarbakır 3 direği karşı karşıya getirmiş ya da bir şekliyle her ikisine bakarak Türk Devleti'nin bakış açısını yorumlamış. Ayrıntılarını dediğim gibi gazetede okursunuz. Burada kısa bir özeti var. Devlet, Kirazlı Yayla köyünü Lübnanlı bir maden şirketine vermiştir ve bu kararı uygulamak devletin kollu güçlerinin, adliyesinin, kaymakamının, valisinin ve diğer unsurlarının asli görevidir. Yaşam alanlarını savunan köylüler saldırıya uğrar ve 9 kişi gözaltına alınır. Bu gözaltı sonrası 4 erkek salınırken 5 kadın ise denetimli serbestlik uygulaması ile mücadeleden koparılması amaçlanmıştır. Bursa'da bunlar olurken Diyarbakır'da bir başka zulmü izledik. Silva'nın Üçdirek köyüne baskın yapılıp köylüler işkenceden geçirilirken çevrede otlayan ineklerin helikopterlerden taranarak katledilmelerine görseller üzerinden şahit olduk. Bu nasıl bir kötülük? Bu kötülüğe yakışır bir sıfat bulmak gerçekten çok güç. Bir yazıyı da artı gerçekten aldık. İbrahim Ekinci yazmış. Bu ara dünyanın her tarafında yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerde özellikle köleci döneme ait köle efendilerinin ya da o dönemin bilinen ırkçılarının sömürgeci işgallerinin heykelleri yıkılıyor. Heykel savaşları dünyayı ikiye böldü diyor İbrahim Ekinci. Kapitalistler seçeneksizdir, yılışık konuşacaklardır. Aşırılıkları kabul eder, görüneceklerdir. Sosyal devlet masalarına sarılacaklardır. Şimdi sorun şu, bu masalı ne kadarımıza yutturabileceklerdir? Bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, hiçbir sosyal devlet önlemi kapitalist hırs arazını iyileştiremez, durduramaz. Sosyal devlet kapitalist fıtratı aykırı olduğu için yaşayamadı, yaşayamaz. Bu da deneyimlenecektir, zaman. Ama saflar netleşiyor. Kölecilerin heykelini dikenlerle devirenler. Bu haftanın en çok tartışılan konularından biri de aslında Libya'daki gelişmeler oldu. Libya üzerinden Türkiye'nin özellikle ABD ile yeniden bir yakınlaşma girişimi içerisine girmesi, Rusya ile karşı karşıya gelebileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bir şekliyle Libya üzerinden atılan yeni adımların nereye varacağı da çokça tartışıldı. Önümüzdeki haftalarda da görünen o, bu başlık yoğun biçimde tartışılacak. Önemli, yani Türkiye bir şekliyle Erdoğan iktidarı, ABD ile Rusya arasındaki çelişkilerden yararlanma siyasetini götüremeyecek duruma geldiğine ilişkin de yazanlar oldu. Bu yazılardan biri Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Ali Güller yazmış. Libya'da tehlikeli ABD ortaklığı girişimi üzerine yazmış ama orada bir Abdülhamit benzetmesi var. O Abdülhamit benzetmesi nedeniyle de bu yazıyı aldık. Yine dediğim gibi ayrıntılarını gazetelerden okuyabilirsiniz. Erdoğan'a Libya'da NATO desteği. Kuşkusuz bu gelişme iki nedenle sürpriz değil. Birincisi yazdık daha önce. Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden çıkan sonuç NATO Trablus hükümetine destek verecek şeklindeydi. İkincisi çok yazdık daha önce. Erdoğan Neo Abdülhamit'tir. Rusya ile kendisine alan açıyor, bunu ABD ile pazarlığında kullanıyor, iki büyük gücü de AB ile dengelemeye çalışıyor.
Bu neo-Abdülhamitçi çizginin ilelebet götürülemeyeceği ve sert gerilemeye dönüşebileceği ise tarihseldir. Evet, medya manşetin sonuna geldik. Bugün iki konuyu gündemimize getirdik. Olof Palme'de Türk basınının, Olof Palme cinayetinde Türk basınının rolünü Yavuz Baydar'la konuştuk. Hemen ardından bu sefer Twitter'ın AKP troll hesaplarına dönük operasyonunu da gazeteci arkadaşımız Mehmet Direvş ile konuştuk. Bir dahaki medya manşette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.